Dolar yükseleceği kadar yükseldi. Daha artık bu 5 TL direncini kıramaz. Ne kadar dolarınız varsa satın, TL'ye geçin, bana şükredeceksiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bizi dinleyenler yine kazandı. Bu kritik dönemeci hasarsız atlattık. Ama dolar düşmeye başlayacak kesinlikle. Çünkü Morgan Freeman da yayınladığı raporda dolar için artık yükseliş trendinin durduğunu söyledi. Gönül rahatlığıyla TL'ye geçebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bakın bu başkanlık seçimleri çok kritik. Trump zaten belli ki kazandı. Ama olur da ibre hafiften Joe Biden'ı gösterir gibi olursa, ki ben beklemiyorum, artık doların ucunu alamayız. Kopup gider. Yatırım tavsiyesi değildir. Sayın Ekonomi Bakanımızın istifası kesinlikle kabul edilmemelidir. Ya ben zaten ihtimal vermiyorum. Bence kabul edilmeyecek. Ama eğer kabul edilirse pazartesi günü piyasalar açıldığında dolar 12 lira. Alın bak, buraya da yazıyorum. 12. Ah. Bu kadar da net konuşuyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Dünden beri tebrik mesajlarınız geliyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beraber kazanmaya devam edeceğiz. Bana faizle ilgili sorular soruluyor. Ben faizin kesinlikle arttırılmayacağını düşünüyorum. Ama eğer öyle 400-500 bas puan arttırılırsa dolar çakılır, direkt 2-3 liraya kadar görür. Ama içeriden aldığım haberlere göre arttırılmayacak. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada, onu da söyleyeyim de. Dolar çok düşmüş gibi bir algı oluşturuluyor. Bunlar kedi sirkeleme. Bunları yemeyin. Şu an yurt dışı piyasalarında 10 liradan işlem görüyor. Haberiniz var mı sizin? Ne kadar dolarınız varsa getirin lan. 9,5'lardan hepsini ben alıyorum. Ne kadar dolarınız varsa. Hodri meydan. Yatırım tavsiyesi değildir.